Efendim merhaba, yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Tabii bayram haftasına giriyoruz aslında. Cuma günü kısmetse bayramı idrak edecek toplum. Türkiye'de tatil başladı tabii. Orada idari izinler 10 güne varan şekilde yayıldı. Bizde de çarşamba günü 30 Ağustos Zafer Bayramı zaten tatil. Perşembe günü de idari tatil verildi. 6 günlük bir tatil moduna geçiş var. Tabii ülke gündemi de bakıldığı zaman aslında biraz tatil gündemi gibi çok fazla yüksek sesle tartıştığımız bir konu yok ama özellikle ekonomik noktalar, ekonomik konular, tabii her gün karşımıza çıkan sıkıntılar, yansımalar var. İşte haber bültenlerimizi izleyeceksiniz az sonra. Çiftçi para bekliyor, bugün eylem noktasına geldi. Zaten bayram gelirken piyasanın pahalılığının yarattığı birçok unsurla ilgili vatandaşın feryadı var. Ve tabii ki ülkede nasıl daha iyi yakalayabiliriz özellikle ekonomik anlamda, bununla ilgili de fikir tartışmalar devam ediyor. Biz bugün Hürrem Tulga ile birlikteyiz. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Koordinatörü ve ekonomi deyince de her zaman söylerim. Esnaf gelir, bir kamu kesim var, bir de esnaf var zaten. Dev holdinglerimiz olmadığına göre bu iki kesim bizler için çok önemli. Biraz da bundan dolayıdır ki esnafla ilgili yapılan açılımlar nedir, ne değildir konuşmaya çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hürrem Bey. Tabii kamu kesiminin emeklilerin maaşları ödendi. Hadi oradan başlayayım. Soft böyle bayramdan girdim. Cuma günü ödendi, salı günü de yarın kısmetse çalışanlar ödenecek. Piyasada bekliyor bunu. Arkadaşlarımızı yolladık bir iki gün. Çarşıya nedir ne değildir, var mı bir hareketlilik? Yaprak kımıldamıyor. Maaşları bekliyor millet herhalde. Var mıdır? Gerçekten böyle maaşın doping etkisi yapıyor mu esnafa? Son zamanlarda yapıyor. Tabii bir sürü nedeni var. Bir de kredi kartları sonuçlarına ulaşma şansımız oldu buraya gelirken. Rezervasyonlar yapıldı tatil modunda. Hı hı. Özellikle kamu kesimi diyeceğim tabii ki. Tabii 6 gün tatil. Evet. Ona bağlı olarak yazla zaten. Yaza kullandırılıyor zaten çoğu izinlerde ya da insanlarımız yazı tercih ediyor okul öncesi. Bireysel kredi harcamaları, kredi kartı harcamaları daha doğrusu. Bunun %70'i tatile, restorana kullanılmış durumda. Eğlenceye ya. Kullanılmış durumda. Dolayısıyla tercihler yapıldı yani. Harcandı yani paralar, onu söylemiş olayım. Onun için çok fazla bir evet. Patlama beklemiyoruz. Özellikle yazda, yaz ve tatil sezonu olduğu için de, sıcak ve tatil sezonu olduğu için de artık beklenmediğini çok rahat söyleyebilirim. Özellikle bu veriye ulaştıktan sonra. Zaten bu veriye ulaştıktan sonra. Bayram neyi tetikler? Bir işte konfeksiyon işini. Evet. Bir de doğal olarak yeme içmeyi seven bir toplumuz. Evet. Mutfak masraflarında ama tatil olunca ikisi de zaten ortadan kalkıyor. Öyle oldu. Öyle oldu. Dolayısıyla zaten tabii bağışık olmaya başlamıştı çarşılar. Son zamanlarda, son yıllarda bağışık olmaya başlamıştı. Dikkat ederseniz genellikle beklentilerin çok karşılandığı yoktu artık. Hı hı. Bayramlarda, yılbaşında çok öyle ahım şahım bir hareket olmuyordu. Bu seferki bayramın tabii farkı tam tatilin ve sıcağın içerisine gelmesi. Dolayısıyla ve işin ilginci daha çok yurt dışına tercihler kullanıldı tabii. Bir de onu görebildik. Hı hı. Onu da söylemiş olayım. Yurt içi kapasitemiz tabii insanımız için yurt içi kapasitemiz, turistik kapasitemiz ne kadardır? O da tartışılır tabii. Onu da söylemiş olayım. Karpaz'ın son durumundan sonra yurt içi kapasitemizi... Ama Karpaz hep zaten fulldu. Gene fulldur. Yani full ama olmuyor. Eksildi tabii biliyorsunuz. Yani kapasite eğer 1000'seydi şu anda 500'lerde seyrediyor. Böyle bir durum yoksa doğrudur dediğimiz. Ama karşılayamıyoruz. İnsanımızın talebini de karşılayamayacak durumda olduğumuzu söyleyeyim. Yani evet sürekli yayınlar yapıyoruz ama bir ailenin bizde çok gidebileceği yer de yok. Bir de işin ilginç ya da tercih edebileceği yer yok. İkisini de söyleyeyim de kimseyi de yani kırmayalım. Daha küçük tarz oteller. Evet. Gerçi son bir kredi olanağı sağlanıyor. Şimdi bu yarım kalan otellerin tamamlanması falan.
Ama yani biz de artık hakikaten turizme geçme zamanı geldi diyeceğim. Yani onun öne çıkarılması gerekiyor. Küçük pansiyon tipi, aile tipi. Ya Karpaz'daki modeli farklı yerlere... Projelendirilmiş bir şekilde evet. Farklı yerlere yaymak gerekiyor. İnsanımızın da tercihi bu, biliyor musunuz? İşin ilginci çok sayıda insanımız bu tür şeyleri seviyor. Pansiyon tarzı yerleri de seviyor. Daha özgür hissettiği içindir. Kendi tercihlerini de yansıtabildiği içindir. Bilmiyorum. Çeşitli ama etkiler olabilir. Bir sürü maddi farklılıklar var. Maddi farklılıklar vesaire. Evet. Ama şu anda bir açığımız var. Kendi turistik ihtiyaçlarımızı, dinlenme ihtiyaçlarımızı karşılamayacak bir turizm politikası izledik. En azından onu söyleyebilirim. Bunu da yapmak gerekiyor. Artık yani daha doğal, daha ekolojik, daha küçük insanımıza yönelik yatırımları da düşünmek, iş turizme yönelik de artık yatırımları düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yani böyle bir politika da lazım artık. Şey var, mesela çok güzel örnekler var. Kaplıca mesela aklıma geliyor, tatlı su aklıma geliyor. Yani belediyelerin de, yerel yönetimlerin de işin içine girdiği. Zaten bu testlere full yani öyle çalışıyor. Öyle. Demek ki dip karpaz öyle. Sadece tabii ki özel sektör yatırımları da olsun kişilerin de ama yerel yönetimler de çok başarılı işler yapabiliyor. Bu konularda birazcık vizyon da lazım herhalde. Kesinlikle yapmaları gerekiyor. Ve şöyle söyleyeyim, bak konu konuyu açar ama hep verdiğim bir örneği hatırlattın bana hemen. 18-19 Temmuz'da ben de tatil hakkımı kullandım ay sonuna kadar. Yani 10-11 günlük bir tatil hakkı kullandım eşimle birlikte. Girne'den Dip Karpaz'a kadar o güzergahta da seyrettim. Zamanımız vardı. Bir konaklayabileceğimiz yer büyük konuğun tesisiydi. Büyük konuğun denize sıfır yaptığı tesisti. Tesisli bir büfe yaptı. İşte duş vesaire oturma yerlerinden. Küçük ama çok şirin, temiz bir tesisti. Bir de işte Ayguruş'ta mıydı? Esentepe'deki yer. Bu ikisinde de konaklayabildik. Soluk alabildik. Çok daha samimi bulduğumuz için rahatlıkla gelebildiğimiz iki yerdi. Dolayısıyla yerel yönetimlerin şu anda doğan boşluğu giderebilmek üzere yapmaları gereken gerçekten yatırımlar. Bunlar gelir de getirici şeyler. Yani çok fazla. Salt şey değil, hizmet çok değil, fazla. Gelir de getirici. Hizmet ediyorsun, belediyeleri daha üretici hale getiriyorsun, açıklarını giderme şansı. Hem istihdam şansı, istihdam şansı veriyorsun. Ama kamusal alanlarda büyük boşluklar yarattık. Yani ille de özel sektör yatırımlarını kamusal yatırımlarla beslemek lazım ve kontrol altına almak lazım. Gerçekten. O ihtiyaç da doğuyor. Bu ülkede böyle bir ihtiyaç da var. Onu demeye zaten çalışıyorum. Sorunumuz biraz da planlamayla alakalı değil mi? Evet. Yani neyin nerede olacağı. Evet. Mesela esnafın da çok büyük şikayeti var. İşte ben berber dükkanı açıyorum. 10 metre yanında bir başka açıyor. Yani çok da farklı değil aslında. Nereye yatırım yapılacağıyla ilgili karar veremeyen bir devlet, yerel yönetimi de bunlara da karışamıyor falan. Yani hiç değil. Zaten en büyük sorunlarımız da bunlar. Tamamen aynı. İşte eczacılar en çok konuşuluyor. O da ilgimi çekiyor tabii ama nasıl bir toplum oldu ki mesela eczacı, ben konuşurken tabii oda olarak biz kendi üyemizle sayarık eczacıları da yığıldı ve son 5-6 yılda da iki katına çıktı ve bundan sonra da bu şekilde trend devam edecek. Korkunç şekilde mezunlar var ve iş arayışları var. Herkes de dolayısıyla iş yeri açmaya çalışıyor. Devlet mümkün değil zaten bu kadar eczacıyı istihdam edemez. Bunu tabii. Mezun ediyorsa bu insanları, tabii o insanlar da ne yapacak? Bir şekilde şanslarını da denemeye kalkışıyorlar. Bu şekilde müsaade edilirse sektör olduğu gibi çöker. Hiç şansı yok. Bunu toplum gözlemliyor, tartışıyor da toplum, duyuyoruz da. Ama bu bütün sektörlerde bu böyle. Ya. Bütün sektörlerde bu böyle, mesleki alanlarda bu böyle. İlle de her yerde bir planlamanın yapılması lazım. Bunların yolu da vardır. Enstrümanları da vardır. Ya mesafe koyarsınız. Nüfusunuz bellidir çünkü. Ya mesafe koyarsınız. Belli midir? Vallahi yani çünkü öyle bir isyan da okudum yine bugün. Evet ama belli. Nüfusu belirleyemedik ki nasıl yapalım belli bu işleri. Belli ama bu arkadaşlar. Aşağı yukarı belli. Belli arkadaşlar. Ya kulak asmasın da. Kimse kulak asmasın yani. Ya bak buradan bir mesaj da geçelim. Biliniyor yani bunlar lütfen. Gerçekten biliniyor. Bilinmiyorsa da iyi olsun bize. Tabii, iyi olsun bize. Çalışmadık demektir, bakmadık demektir, merak etmedik demektir. Yani açık söyleyeyim.
Olamaz öyle. Bunu bir şey. Kim engeller? Yani kim burada yerine getirmez görevini dağılır? Mesela iki yer arasındaki mesafeyi belirleyen bir kanun yok mu? Daha öteye gideyim. Yoktur. Vardı kaldırıldı. Vardı kaldırıldı ama yerine bir şey konmadı. İşte bütün Türkiye dahil imar planları olan bütün şehirlerde imar planının da olmadığı ne Asya ülkesi kaldı ne Avrupa ülkesi kaldı onu söyleyeyim. Kakadeci hariç. Ya da birkaç ülke daha varsa ben bilmiyorum ama plansızlığın dorukta olduğunu söyleyebilirim en azından Kakadeci'de. Hiçbir şehrin Lefkoşa dışında imar planı yok. Düşünebilir misiniz? Yani çarşı şurada olacak, dinlenme alanı, parklar şurada olacak, konutlar da şurada olacak diye. Bir imar mevzuatı yok. Düşünebilir misiniz? Tartıştığımızda o değil mi? Bu da olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Çarşıları zaten nasıl yaparlar? Bütün imar planlarının olduğu bütün ülkelerde. Nüfusa göre çarşı, dinlenme alanı ve konut alanı ne yapılır? Tanımlanır bir şehir üzerinde. İhtiyaç oldukça da ne yapılır? Yeni alanlar imara açılır. Budur. Ama biz dikkat edelim. Hiçbir yerde hala da Lefkoşa dışında imar planlarını yapmadık. Hiçbir şehrimizin. Hiçbir şehrimizin. Ve dolayısıyla ne oluyor? Mesafe de olmadığından dolayı herkes dilediği yere iş yeri açabiliyor. Olabilecek mi bu? Olabilecek bir şey mi bu? Ve herkes birbirini yiyor tabii. Herkes tabii birbirini yiyor. Ve tabii bizim çırpınmamız da, oda olarak çırpınmamız, eğitim vermiş olmamız, bir sürü alanda artık kalifiye eleman yetiştirmiş olmamız da zaman zaman öfkeye yol açıyor. Çünkü ne yapıyor? Planlama olmadığı için yeni iş yerlerine sebebiyet veriyor. Halbuki bir planlama olmuş olsa bir yerlerde usta olacaktı bizim yetiştirdiklerimiz veya eczacı olarak mezun olan birileri bir yerde çalışmış olacaktı. Bir kurumda, bir eczacı kurumunda, bir depoda, eczacı deposunda çalışmış olacaktı. Ama bizde dikkat edin çalışan yoktur. Çalışan yoktur. Pakistan'dan getiriyoruz iş çalışanları artık Türkiye'den de getirmiyoruz. Pencap'tan getiriyoruz çalışanları. Ya da yeni iş yeri açıyoruz. Yani herkes birbirini yiyor. Bilmem net olarak anlatabildim mi? Ama bu ülkenin şu anda en büyük sorunu Aytun. Şu anda çünkü istihdam yaratabileceğin bütün dinamikleri sen yok ediyorsun ve öldürüyorsun demektir. En büyük dinamik çünkü hizmetlerdir. Siz de biliyorsunuz. Evet. Hizmet dediğin anda da esnaf sanatkardır. Bitti. Karşınıza çıkan olur. Ha turizm önemli tabii. Orada da yapılacak pek çok iş var tabii. O ayrı bir şey. Tabii onun da planlamasını uzmanlarıyla, sektör temsilcileriyle yapmak lazım ama bu yani çok ilginçtir. Bazı şeyler göz göre göre, kör gözüme parmağım misali kendi kendimizi aşağı çekmek için elimizden geleni. Ve toplumsal mutabakat da var baktığınızda değil mi? Evet. Resmen bu konularda bir uzlaşı da var. Görünüyor ama yine işler yürümüyor. Yine birileri bir düzenleme yapmıyor. Nedir ki yani uzlaşı olduktan sonra bir düzenlemeyi yapmak nedir ki? İşte hemen söylemiş olayım. Biz meclise de bırakmadık bunu. Kendi yasamız 5 yıldır bir türlü meclise sevk edilmiyor. Bir türlü. Hem de çok demokratik bir şekilde yaptık. Sadece böyle bir yasa, böyle bir tüzük yapma yetkisi istedik. Belediyelerle birlikte. Yani gelecek belediyeler, iş yerlerinin bütün sayımların, dökümlerinin olduğu belediyeler gelecek ilgili kuruluşlarla bir araya ve bir mutabakatla en azından bir düzen sağlayacak. 50 metre de olabilir ama sonuçta bir düzen. Bilmem anlatabildim. Onların sakıncalarını da gördükçe tartışabilecek. Şimdi hiçbir düzen yok. Hiçbir şey yok düşünebilir misiniz? Her yere iş yeri açma şansı var ve her türde iş yeri. Bir tek gürültülü iş yeri dışında. Her tür iş yerini açma şansınız var. Allah aşkına. Yani böyle bir durum olamaz ve ne kadar önemli oldu planlama işte. İş yerlerini çökerten mesele de oldu. Diğer taraftan. Yatırım yapıyorsunuz, yanınıza kalıyor. Tabii her bir borçların bu kadar çoğalmasını bir de seveyim. Açılıp kapanması belli bir masraf tabii. Tabii borçlanma demek. Ve bu havaya gidiyor. Havaya gidiyor. Ve tabii ki borç kısmı borç kalıyor ama. Görüyoruz ama biz onu. Faizler işlemeye devam ediyor. Zaten tabii o ebedi sıkıntımız. Evet. Evet yani dokunan yok o konulara. Korkunç yani işte geçen sene yaptığımız araştırmada 1500 kadar iş yeri kapandı. Düşün. 1500'den bahsediyorum bir senede. Yani basit değil yani bütün bunlar. Küçücük toplumda 1500'den söz etmek nedir ki? Basit bir rakam değil. Açıkçası açılıyor, kapanıyor. Böyle bir vaziyet var ve tam bir kaos işte.
Ayrıca şehirlerimizde düzen de kalmadı biliyorsunuz. Onun getirdiği bir şey de var, sorun da var. Yaşanılır olmaktan çıktı işte görüyorsunuz. En çok Girne tartışılır ama çok farklı değil. Çok farklı değil. Birçok kent çok farklı değil. Bir tek şey için diyorum bunu. İşte Lefkoşa'da şöyle böyle imar planından dolayı daha bir düzen var ne kadar varsa diğer kentlerimize göre. Girne'nin de tartışılmasının sebebi yapısının bozan noktaya gittiği için işin. Yani doğru. Yoksa doğru. Orada da bir dengeme yılların devam ediyordu ama ne zaman dev dev binalar yükselmeye başladı ne oluyoruz demeye başladık hep beraber. Herkes katıldık. Hepimiz katıldık. Ama bu bizim biraz toplumsal hastalığımızdır. Yani bir şeyi mesela eczacılar dediniz ya. Birden aklıma şey geldi siz konuşurken. Yakın Doğu'nun yani isim vermekte bir şey yok. Eczacılık fakültesi açılırken bunlar çok tartışıldı. Gün gelecek buradan mezun olan insanlar iş bulamayacak noktasında olacağız dedik. Dendi. O zaman Eczacılar Birliği vesaire. Biliyorum. Bugün yaşıyoruz. Biliyorum. Çünkü bununla ilgili bir tedbir almadık, bıraktık. Bir tercihden iş yapayım mı? Eczacılar bunu dedi. Onu tamamlamak istemedim aslında bilinçli ama bu sefer tamamlayacağım. Biz aradık eczacıları. Bu sorun dedik. Bütün mesleklerde aynı şekilde yaşanıyor. Ne dedi eğer? Ne dedi o ilgili temsilci aradığım, zamanında aradığım ilgili temsilci? Çok özel bir meslektir dedi eczacılık. Düşünebilir misiniz? Biz birbirimize ortak olmuyoruz. Birbirimizin sorunlarına ortak olmuyoruz. Böyle bir yapıdayız. Ve hala daha eczacı konuştuğu zaman dün de, önceki gün de bakıyorum. Sanki kendine ait bir sorunmuş gibi konuşuluyor. Doğru mu bu? Değil. Nasıl kendine ait? Değil tabii. Biz biraz da oradayız. Yoksa bu sorunu yaşayan çevreler ortak sorunu ortak olarak görse, değil mi? Toplumsal bir sorun olarak görse, eminim kimse bu düzenlemeleri yapacak olanlar da dönüp çok daha rahat değil mi bu düzenlemeleri yapabilecek ya da artık kaçamayacak bu düzenlemeleri yapmaktan. Ama biz müşteri bir araya getirme noktasında da maalesef yetersiziz i̇şte belki de bundan, ya da benciliz. Yani sivil toplumun birlikte olamama hali biraz da hükümet edenleri rahatlatır bir pozisyona itiyor. Kesinlikle. Yani şimdi düşünün. 200 kadar eczacının 200 kadar eczacının olduğu yayınlandı. Bir senede 120 idi işte bir sene birkaç senede oldu 200 kusur 120 kadar yayınlandı. Bunu yaşamayan meslek yok açık söyleyeyim. Örneğin kuaförlerde sayı 1200'dür. Kuaförlerde 1200'dür sayı. Ve almış başını gidiyor. Almış başını gidiyor. Berberlerde bu sayı işte 500'lerdedir. Efendim güzellik uzmanlarında bu sayı 300'e vardı. Ve bütün meslekler, makinistler vesaire tek tek sıralayabilirim. Her yerde benzer sorunlarla karşı karşıyayız. Her yerde. Ve herkes birbirini yiyor tabii. Çünkü nüfus belli. İşte turistik rakamları da açıklanıyor ama onlar zaten otelden ibaret olsun ama sonuçta şöyle söyleyeyim nüfus belli değil deniyor ama 650-700 bin günlük ortalama nüfusun hareket ettiği bir ülkedir bu ülke. Ve bütün planlamaların buna göre yapılması lazım. Gerçekte tabii harcayabilir geliri olarak da ortada olan nüfus daha düşüktür doğal olarak. Ama bunlar hep hesaplanabilir ve Allah aşkına planlar hep böyle yapılır. Dünyada yani tekrar keşfetmeye gerek yok. Yani ülkeler kısa, orta, uzun vadeli projeler yapar. Öngörüsü vardır. Nüfus ne olacak? Ne kadar ihtiyacım var? İşte kasaba, eczacıya, berbere ona göre gerekli izinler verilebilir ama işte bu planlamalar yapılmayınca sürekli sorun olarak karşımıza çıkıyor. Tabii işin az önce ifade ettiğiniz boyutu da çok önemli. Yani sonuçta bir insan bitiriyor üniversiteyi, ne yapayım çıkıyor, ilgili alanda yatırım yapmak istiyor iş bulamayınca. Hadi bu defa borçlanalım, hadi borçlandık, hadi ödeyelim. 1-2 ay, 3 ay, 4 ay aşağı doğru gidiyor tren. Borç da kalıyor, yatırım da gidiyor. Başlıyor o zaman diğer sorun ortaya. Şimdi, yasal faizler yüklenip o borcun üzerine gidiyor. Eğer aile de yoksa arkada destek çıkacak olan. Aslında bir toplumsal patlama sebebi daha. Yine hep habire hatırlatıyorsunuz ama bu sorunlara da boğuştuğumuz için tabii ben de hatırlamış oluyorum. Onu söylemiş olayım. Bir kere kurumsallaşma geriliyor. Bütün bu yatırımlardan dolayı, plansız yatırımlardan dolayı, plansız sayının artışından dolayı, ihtiyaç üstü yatırımlardan dolayı kurumsallaşmayı sağlamak imkanı kalmıyor. Yani iş yerlerini doğru dürüst kayıtlı bir hale getirmek mümkün olamıyor. Bir kere birinci problem bu. Nitekim
baktığımızda kurumsallaşma bizde yukarı gitmiyor, aşağı gidiyor. Çünkü çok sayıda acımasız bir rekabet ve kurumsallaşma sağlama imkanı kalmıyor. Çünkü kaliteli istihdam lazım kurumsallaşmada. En azından elektronik ortama geçmek lazım, kayıt sistemine geçmek lazım. Kurumsallaşma dediğiniz bir yönetim meselesidir açıkçası ve altyapı meselesidir. Bu bizde giderek geriliyor. Bakın bu gerçekten çok önemli. İşte bu biraz önce sözünü ettiğimiz planlamaların olmamasından dolayıdır. O kurumsallaşma olmadığından dolayı tabii istihdam ne yapacak? Maaş veremiyor, maaş ödeyemeyecek durumdadır. Yeterince maaş ödememe noktasındadır işletmelerimiz. Yani açıkçası ucuz işçilik üzerinden bir çevrime girmeye çalışıyor. Bu da dolayısıyla istihdam yapma kapasitesini geriletiyor. İstihdam yapmayı geriletiyor. Yeni iş yerleri tabii bu nedenle de çoğalıyor. Çünkü yeterince maaş alamayan insanlar ne yapıyor? Evet. Deniyor kendini bu şekilde. Ve bu da korkunç sonuçlara yol açıyor. Evet, bir taraftan da işte sözünü ettiğiniz gibi bütün bunlar da çare değil tabii. Çare olamadığı için de iflaslar geliyor akabinde ve borçluluk artmaya başlıyor. Bankalar olan borçlar artmaya başlıyor. Bu şekilde bir çemberin içinde gidiyoruz. Bu şekilde bir kendi kendimize bir koza ördük gidiyoruz. İşin bir yatırım ayağı var yani bu kısım. Bir de az önce biraz başında girdik aslında. Biraz da onu da açabiliriz. Kredi kartları üzerinden dönen bir ekonomi var. Bunun yarattığı sıkıntılar var. Son dönemde karşımıza sıklıkla çıkıyor. Tabii genelde hani bankayla birey arasında gibi görünen bir ilişki modelidir ama birçok farklı noktaya da sirayet ediyor sonuçları itibariyle. Bunlarda da pek bir seyirci hali var sanki devletin. Yani bankaları koruyucu her türlü tedbirimiz var ama vatandaşı koruyucu tedbirimiz. Tamam. Mesele o. Bütün mesele orada. Zaten konuştuğumuz da bu. Sonuçta altyapı çöktüğü zaman ne hukukunuz kalır ne sisteminiz kalır. Altyapıdır önemli olan. Yani gerçekten sosyal ve ekonomik hayattır önemli olan. O noktada yaptığınız açılımlardır önemli olan. Sağlıkta yaptığınız, eğitimde yaptığınız açılımlardır önemli olan. Bütün bunları siz yapamazsanız vatandaş yukarıda sonuçta sadece çırpınır, borçlanır, göç eder ya da sıkıntılar çeker. Yaşanan da budur. Çok ilginç bir şekilde tabii o deneyime de bu ülke sahip olduğu halde bu hallerin, bu durumların bu şekilde devam etmesidir. Önemlisi de budur. Bütün bu deneyimleri, bu tecrübeleri biriktirmiş bir toplum var artık. Eskisi gibi de değil ama ve bunlar tartışma gündemine çok yoğun ve sık olarak girmeye başladı tartışma gündemine. Ama hala daha bu noktada açılım yok ki yardım kendi adımıza işte biraz önce örneğini verdiğim gibi. Biz bütün bunları öngörerek yasamızı habire meclise sevk edilsin diye gidiyoruz geliyoruz işte. Çünkü bütün bunları düzenleme imkanı veriyor. Ve düşün bunu yapan iktidar da puan kazanacak. İşin ilginci bunu yapan hükümetler de nezlimizde ki en kalabalık grubu oluşturuyoruz. Puan kazanacak, not alacak, onay alacak ama buna rağmen yürümüyorsa artık. Gerçekten ama orada bakış açısı farklı. Çünkü bir partili öyle gelip de ben burada dükkan açmak isterim benim de. Bu kadar yasa basit ve tüzük gösterildiği zaman nasıl iş yapalım? Bu kadar basit. Bu kadar basit ve maalesef şimdi Ersan Bey'e bir şey gönderelim tabii buradan. Mesaj atalım. Çünkü Cuma günü kendisiyle konuştuk. Çalışma dairesi bir iş yeri açılırken en son noktadır. Vergiden geçer, belediyelerden geçer, odalardan geçer ve nihayet çalışma dairesine gider ve tescil edilir. Yani duyarsınız ya iş yeri sayısı şu kadardır, bu kadardır. Final noktasını çalışma dairelerimiz yapar. Ve bütün şehirlerde de bu çalışma daireleri vardır. O şekilde yasallık kazanır ve yürürlüğe girer bir işletmenin açılışı. Ama son aldığı bir kararla artık ben dedi Sayın Saner yazdığı bir yazıyla çalışma dairelerine bildirimde bulundu. Personel eksikliği içerisindeyim. Yeterince kapasitem yoktur. Dolayısıyla vergi dairesi ve belediyeden gelen evrağı artık kabul edeceğim ama odaların evrağı vesaire beni ilgilendirmez dedi. Herkes kendi yasasının takibini yapsın. Halbuki oda üyelikleri zorunludur. Bizim yasalarımıza göre zorunludur. Ve bir devlet kurumu ne diyor? Beni ilgilendirmiyor senin yasan.
Aman Allah'ım dedik Ersan Bey, şimdi bizde 27 tane belediye var. 3 tanesini, 4 tanesini kurum sayabilirsin ama gerisi can derdinde. Ya. Sen devlet olarak erdirecek bir pozisyonda değilsen biz yandık. Ne yapabiliriz? İnsanlar birbirini yer dedik. Ama maalesef anlamadılar ve yazıyı çalışma dairelerine yazdılar. Şu anda devlet tamamen, toplum tamamen şeydir. Nasıl diyeyim? Tam gaz, free will uçurumdan aşağı yuvarlanıyor. Nitekim sabah sabah bugün, cuma yaptığımız sohbetten sonra geliyor vatandaş, meslek sahipleri. Aman Allah'ım burada iş yeri açıldı, bu iş yeri açıldı. Siz mi izin verdiniz, vermediğinizi biliyoruz. Kural dışı iş yerleridir bunlar. Nasıl olur? Takip ediyoruz. Maalesef öyle. Takip ediyorum maalesef öyle. Çünkü artık ilgili odaların evrağı artık istenmiyor. İlgili evrağı yani bir istenmediği için de. Denetim mekanizması da devre dışı. Var olan bir denetim mekanizması da giriyor. Ve biz diğer taraftan siz de biliyorsunuz planlamaya çalışıyoruz, eğitim vermeye çalışıyoruz, açıklarımızı gidermeye çalışıyoruz. Hem de devasa yatırımlar yapıyoruz. Gerçekten devasa yatırımlar yapıyoruz. İşte mesleki teknik okulumuz bir ay sonra açılacak, altyapı noktasına geldi. Bitti yani, tamamlandı yatırım. İnşaata kadar eğitimler başlayacak. İhtiyaç üzerinden. Hem de ihtiyaç üzerinden. Siz bilemezseniz olup biteni 20 belediyede bilemediğinizi düşünün. Olup biteni bilemediğiniz zaman ve izleyemediğiniz zaman bir biçimde ne olur? Ve sen vatandaş olarak soruyorum. Ben vatandaş olarak herhangi bir ilgili kurumun yasasına uymak durumunda değil miyim? Bu kadar açık değil mi her şey? Ve bir devlet kurumu diyor ki ben bunu yapamam. Git kendi yasanı takip et. Nasıl olabilir böyle bir şey? Sonuçlarını da düşünmeden yapıyor bunu. Bilemiyorum. Yani bugünlerde nitekim insanlar şimdi birbirine düştü tabii. Bir de işin o yanı. Kaçak açıldı. Hop tepki birbirlerine yönelik suçlamalar başladı. Ve giderek artacak bu. İnsanlar birbirini daha çok yiyecek pozisyona giriyor. Yani yer pozisyona giriyor ki çok tehlikeli yani. Gerçekten çok tehlikeli. No. Ve herkes kaçağa daha çok yönelecek tabii. Ve sen beni kıstırdın, yasaya uydurdun ama yanındakinden haberin yok. Yanı başındakini bilmiyorsun. Değil, ona ilişkin yaptığın bir şey yok dediği anda insanlar ne olacak? Herkes bildiğini okuyacak. Tabii çifte standart olduğu zaman sıkıntı. Tabii. Böyle bir durum daha yok. Büyük olacak. Yani bu da cumadan beri yaşadığımız mesele. Yani biraz daha kayıt altına almak yerine, neredeyse tam bir denetimsizlik, tam bir vahşet, tam bir ne diyeyim, yani kural dışılık. Bu noktada yani nasıl bir yaklaşımdır bu? Ekonomi yolunu bulur mu yani böyle bir şey olduğu zaman? Böyle bir yaklaşım vardı 80'lerde, ekonomi yolunu bulsun ama bunu derken imar planları tamam olacaktı. Değil mi? Şehir planları tamam olacaktı. Yani genel bir plandan hiçbir zaman hiçbir devlet vazgeçmedi. Bu çerçevede tamam. Siz rüştünüzü ispatlayın. Daha iyi olan yola devam etsin. Evet. Ama bu çerçevede. Her şeyi yok ederek değil. Senin imar planın yok, bir şeyin yok. Şimdi standartları da ortadan kaldırdın. Eğitimi de ortadan kaldırdın bunu yapmakla. Hileyi de. Şimdi burada mesela bu okullara, sizin tişörtlük okuluydu. Şimdi ki bizde de en çok aranan şeydir aslında. Baktığınızda evet, ara eleman eksikliğini yıllarca konuştuk. Öyle. Bu burayı gideren bir yapıydı. Evet. Ve bu çocukların aslında öncelikli de hani ekonomiye kazandırılması gerekir ilgili yerlerden geçtikleri için. Şimdi onlara da o zaman yani şey diyor, yani ne gerek var bu işlerin içine gireyim ben? Öğreneyim yarın bir yerden gider hallederim. Kaydına girmeme gerek yok. Hem halleder hem niçin bu eğitimi alsın, niçin yani bir planlama olmayacaksa niçin alsın bu eğitimi, niye iş yeri atsın? Bir sürü mesele tabii niye bu sıkıntıya girsin? Ya da girse bile ondan sonra bir sürü haksız rekabet olayı, standart dışı bir sürü uygulama. Niye yapsın insanlar bunları artık? Ve tam da en çok ihtiyacımızın olduğu döneme geldik. Biliyorsunuz son dönemde artık Türkiye'den de çalışan geldiği yok. Evet. Standartlarda artık bir farklılık yok. Hayat standartlarında da farklılık var. Aleyhimize, hayat standartı, tam tersine. Yani Türkiye'de asgari ücret daha düşük ama yaşam şeyi daha iyi. Evet, onun için genel olarak öyle diyorum. Ve gelmiyor, yok nitelikli eleman iş gelmiyor. Ve bu ülkede nitelikli ve teknik eleman ihtiyacı devasa bir noktaya geldi. İlle de bu toplumun kendi ihtiyacını görmesi lazım. Zaten bütün ülkelerde bu böyle, bütün etnik yapılarda bu böyle, bütün toplumlarda bu böyle. Teknik ihtiyacınızı öncelikle sizin karşılamanız lazım. Daha üst düzeyde ihtiyaçlar için bir başka ülkeye gidebilirsiniz. Ama normal, teknik, orta düzey, teknik, eleman ihtiyacı bir ülkede dışarıdan karşılanmaz.
Mümkün değil ya. Yoktur öyle bir örnek. Ve tam o noktaya geldik. Kabul ettirdik bunu ve düşünebilir misiniz? Ve başka çaresinin de olmadığı anlaşıldı. Dolayısıyla bu yatırımlar da yapılabildi. Başka bir uygulamayla karşılaşıyoruz. Şu anda biliyorsunuz herhalde değil mi? Türkiye'den gelmediği için Pencap'tan getiriyoruz, Pakistan'dan getiriyoruz ve teknik özellikleri yok bu insanların. Yani o sizin orta düzey dediğim vasıflı insanlar değil bu insanlar. Öyle bir eğitim yok oralarda. Ve kayıt dışılık tabii ne oluyor? Geliyor belki buraya, çeşitli ilişkilerle geliyor buraya ama kayıt dışına düşüyor. Çünkü o ihtiyacı göremiyor. İş yerlerinin ihtiyaçlarını göremiyor bu insanlar, gelen insanlar. Ve bu da büyük bir tehlike olarak var ortada. Yani gene, yani tabii ki tehlike ama gene en üzerine gelenler bir nebze kontrol altına girer. Bir de var öğrenci gibi gelip de piyasada işin içine giren ve tamamen denetimden yoksun. Tam insan kaçakçılığına dönüşmüş durumda maalesef. Maalesef. Evet, yani şey ötekileştirme noktasında söylemiyorum ama işte yaz tatilinde en çok fark ettiğiniz nedir diye sorarsam Suatlar'da bir sürü Afrika'dan gelen insanımızın Suatlar'da ulaştığıdır. Geri çekildiği anda öğrenci dalgası tatil olduğundan dolayı tabii bir baktık ki bir sürü insan Suatlar'da geziniyor. Yani bu insanlar burada çalışıyor. Bu kadar açık. Nerede çalışıyor? Herhangi bir kayıt yok. Herhangi bir kayıt yok. Böyle bir yapı, öyle bir yapı ve işte bu yapı varken bunu düzeltme gayretlerine girmek lazım. Bunların tedbirlerinin alınması lazım ama siz biraz daha bozmak için bana ne senin yasandan diyor. Sizin yasalardan en sorumlu makamlarınız. Yasalardan en sorumlu makamlarınız. Böyle bir vaziyet var ve biz ne yapıyoruz şimdi biliyor musunuz? Belediye geziyoruz. En azından önlem almak üzere. Önlem almak üzere. Bugünlerde görüşeceğiz tabii. Dillerimi de düzeltirler. Anlarlar yani vehametini işin. Çünkü gittikleri köyde gerçekten büyük sorunlarla karşılaşacaklar. Gittikleri yerde çok büyük sorunlarla karşılaşacaklar. Ama önemli olan sorunlarla karşılaşmaları değil, sorunu çözmeleridir. Sorunu büyütmeden tabii. Sorunları çözmektir önemli olan. Bu arada yeni şey dönemi de açılıyor, eğitim dönemi. Okulda eksiklikler falan var mı? Eğitim Bakanlığı'yla nedir durumlar o konuda? Çözeriz onları. Biz de bu noktada bizden hiç serzeniş duymadım belki. Altyapının ihalesine çıktık. Altyapı ihalesinden sonra zaten bugüne kadar yaptığımız yatırımlar var. Taşıyacağız. İkinci eldir, birinci eldir hiç önemli değil. Önemli olan bir mekana sahip olmamızdır. Yeterince kapasitesi olan bir mekana sahip olmamızdır. Yine sizin tesislerin olduğu yerdedir. Devamındadır. Devamındadır. 1348 metrekarelik 7 dönüm içerisinde sahası da olacak, inşaat şantiyesi de olacak. Yani bütün eğitimlerin artık verilebileceği bir kompleks. Nihayet işte bir ay kadar sonra açılacak. Birlikte yapacağız. Birlikte yapacağız açılışı. Bunlar tabii bize moral verirken bir de sinirlerimiz bozulmasa diyorum. Yani o yasal kısım belli ki ciddi sıkıntı doğuracak ki sizi de kızdırıyor. Evet. Ekonomik noktaya gelelim. Biraz bir takım, gerçi son dönem çok açıklama duymadım. Turizmle ilgili var bir yeni açılım. Evet. Esnafa yönelik açılımlar ne halinde? Bir ara fena değildi, yapıldı destekler. Şöyle söyleyeyim, yani krediler o kadar çok çoğaldı ki, alamayan insanımız çok. Borçlu kısmen alamıyor zaten, onu biliyorsunuz. Yani ya da takibi alınan esnafımız alamıyor belli ki. Ama esnafa yönelik kredi programlarında büyük artışlar var. Hakikaten geçmişe göre çok büyük artışlar var. İşte bir 700-800 kişi kadar 3 ay içerisinde esnafımız yine bu kredilere, düşük faizli kredilere ulaştı. Ve ulaşanlar da şanslıdır tabii. Çünkü %7'dir bu faiz. Yani eksi aslında. Hayat pahalılığının %10'larda seyrettiği, 11'lerde seyrettiği bir ülkede %7'den alıyorsan %-4 tabii. demektir bu. Bunlar önemli şeyler ve bunların tabii devam etmesi lazım. Ama nedir ki? Hep söylediğim bir şey var. Üretim yapıyorsanız, hizmet yapıyorsanız kredi bir bacağıdır. Kredi işin bir bacağıdır. O size o an için rahatlık sağlayabilir. Ya da o dönemi atlatma noktasında katkı koyar. Kredi böyle bir şeydir. Önemli olan iş ortamını bu ülkede artık bir an önce sağlamaktır. Esas olan bu. Tabii kredi o kadar anlamlı oldu ki bu dönemlerde. Artarak devam etmesi lazım çünkü iş ortamının iyileştiği yok. Onun için daha çok ihtiyaç oluyor. Yani daha az önce konuştuğumuz konular daha da farklı noktaya gittiği için. Tabii çok daha fazla ihtiyaç var. Tabii turizm dediğimiz üniversitelerden söz ettik.
Şehirlerden söz ettik. Şehirleri biraz önce tartıştık zaten. Ama artık bu ülkede gerçekten teşvikleri ona göre düzenlemek lazım turizmde de. Pansiyonları daha çok hedef almak lazım. Gayet açık. Düşünün neredeydi? İzmir'de miydi? Artık karar alınıyor ve yasaklanıyor. Kapalı her şey dahil sistemi yasaklanıyor. Yoksa bir belediyemiz miydi? Birkaç gün önceki bir karardır bu. Bunların ortadan kaldırılması ve düzenlenmesi lazım. Her şeyin içinde modellerinin kaldırılması lazım. Onun ötesinde önemlisi teşviklerin ona göre düzenlenmesi lazım. En önemlisi. Üniversitelerimiz de içinde aynı şey. Üniversitelerimize baktığımız zaman yatırımlar giderek kampüs içine açılıyor. İzliyorsunuz herhalde. Yoğunluk artıyor kampüs işlerinde. Yani ticari faaliyet yoğunlaşıyor artık kampüs işlerinde. Ve bilir misiniz vergi muafiyetli oldukları için de korkunç bir şey yaratıyor. Haksız rekabet yaratıyor. Ben onu bilmezdim, malzeme alımı, bakkal alışverişi de kademesiz ve vergi muafiyetsizdir. Onu da öğrendim. Muaftır, vergiden muaf. Ne alaka eğitim? Ya. Yetmiyor yani zaten. Hayır, devletin de çok büyük gelir kaybı korkunç, var. Korkunç. Artık yani devlet otursun yani yerine. Gerçekten otursun yerine. Bütün malzemeyi getiriyor ya otel. Kademesiz olarak getiriyor, teşvikli olarak getiriyor. Karyolasını, yatağını vesaire getiriyor ya üniversite. Bu arada onlar da aynı şekilde gelmeye devam ediyor. Aynı şekilde. Orada tüketilen malzeme de yani. Tüketim malzemeleri de. Bunu da yeni öğrendim açıkçası. Böyle bir şey kampüs var. Kampüs içerisinde açılan yerlerin işte vergiden muaf olması garip yani satılan ama şeyleri. Kendi iş yeri olarak açarsa biter. İşte. Bilmem anlatabilir. Kendi ihtiyacı gibi getiriyor. Bu şekilde düzenliyor. Onun da yine denetimle alakalı bir evet yani bunlar çok ürpertici şeyler. Bunların hemen ele alınması lazım. Üniversite sayısını zaten biliyorsunuz. Yani bir daha mı söyleyelim? Bu sene işte kaç kişinin geldiği ülkemize de belli. Bunlar bizi tabii üzüyor değil mi? Üzmemesine imkan var mı? Bütün bunların bize... Ya bunlar planlı programlı yapılsa kimse yatırıma karşı çıkmaz. Yani tamam. Eğer farklı noktalarda yatırım yapacaklarsa ve o kalite düzeyini düşürmeyecekse açılsın tabii tamam. Ama öyle tamam. Olmuyor işte tamam. Sıkıntı orada. Tamam. Öyle, yani, öncelikle kaliteyi öncelikli olarak ele alın. Öncelikle... Ve üniversite olmak lazım öncelikle. Turizm tesisi, turizm tesisi olmak lazım. Zaten turizm ve eğitim üzerine kurguladık artık tabii her şeyi. Tabii ki. Ama çok önemli. Küçük ada ülkelerinde kaldı ki. Çok önemli. Hizmet gerçekten. Sektörü. Ve evet, bunlarla birlikte üretimi de birleştireceğim. Hizmet sektörü ama birleştireceğim ürettiğini de tamamlayacak bu şimdi, sektörle birbirine. Burada da yine mesele devlet bu. Ve yerel yönetimlerin önemini ben hep söylüyorum. Bu Halk Meclisi programı bizlere de çok şeyler kattı. Her hafta gidiyoruz. Mesela Mehmetçik evet. Belediyesi'ne gittiğimizde hep örnek veririm konu açıldığında. Orada iki büyük Bafra'da otel var. Ve Mehmetçik Belediye Başkanı bizzat kendi bir otelin ısrarla kendilerinden arz güvenliği içerisinde ürün talep ettiğini. Biliyoruz. Evet. Ama kendilerinin bu arzı sağlayamadıklarından doğru. Ve kendilerinin yerel yönetim olarak vatandaşlarını üretime teşvik ettiği modelleri anlatıyor. Ve bunu artırırsak diyor biz, hayatımız kurtulur burada. Doğru. Karpas tarafında olmamız çok önemli değil. Doğru. Ama bir başka yatırım var orada. Mesela o tamamen kapalı. Yani bunu ayırt ederek anlatıyorlar. İşte bu ilk anlattığımız modeli yayıp da vatandaşı da teşvik eder. O ürettiğini satacak. O da zaten almak istiyor. O da onu alacak. Böylesi bir iç içe geçen, ekonomiyi de ayağa kaldıran bir uygulama olacak. Evet, yani kooperatiflerle ilgili çalışmalarımızı herhalde izliyorsunuz. Ne kadar izleyebildiğiniz bilmiyorum. Üretim ve pazarlama kooperatiflerimiz kuruldu. Bir tanesi Mehmetçik'tir zaten. Hı hı. Bir tanesi de Büyükkonut'tur. Biz de Şemsiye Kooperatifi olarak üretileni, belli bir standart çerçevesinde tabii üretileni ne yapacağız? Depolayacağız ve piyasaya sunacağız. Üreticiler de bir araya geldi. Büyük bir heyecan var. Gerek Büyükkonut'ta ve çevresinde tabii, çevre köylerde. Gerekse Mehmetçik ve çevre köylerde şu anda büyük bir heyecan var. Ve bu sene tabii üzüm geçti. Seneye artık üzümde başarırız umarım. Çünkü hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Zeytinde de hedefimiz Ekim'dir. Az da kaldı. Belli bir standardı olacak, etiketi olacak, ambalajı olacak, deposu olacak. Ki bu süreklilik içerisinde ihtiyaçları karşılayabilesin. Bunu yapmadıkça Aytu zaten... gerçekten o sürekli tedarik zincirlerini kurmadıkça, belli bir standardı yakalamadıkça sen diyemezsin o oteli. Fazla söyleme hakkın da yok yani. Evet.
Çünkü İşin bu yanları da var. Ürünü düzenli ve kaliteli Elbette. Almak istiyor. Bunu da konuşalım. Tabii ki bunları da konuşalım. Ama bu politikalar da izlenmedi işte. İşin ilginci birileri de o insanımızı elinden tutmadı. Böyle yapmamız gerekir de demedi. İşte. Demedi. Yani ya iyi bir belediye başkanı var orada. Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aynen öyle. Daha önce daha sorumluluk aldığı için. Evet. Yani ha, bir şey, bu kişilere bağlı kalmaması gerekir. Ha, evet. Yani siz bunları yapmadıktan sonra zaten üniversitenin ihtiyacını karşılamadıktan sonra, turizmin ihtiyacını karşılamadıktan sonra siz katma değeri artıramazsınız ki. Kırsal kalkınmayı sağlayamazsınız ki. Sağlayamazsınız. Kalkınmayı sağlayamazsınız. Esnafla turizmi bir araya getirmediğinizde mümkün değil. Aynı şey üreticiyle turizmi bir araya getirmediğinizde. Ama İşte. Gereğini de yapmadıkça. Tabii. Gereğini de yapmazsanız, aha yüzünüz açık, alnınız açık, budur demezseniz, gerçekten bunlar zor işler. Ama zor işler değil, bunlar bunların ele alınması lazım. Yani yapılamayacak işler değil, evet. Bir politika dahilinde olacak ve günün sonunda da ifşa edilecek. Yani bence Tabii. olması gerekiyor, olur vatandaşa zaten. Gerekli tepkiyi koyacak. Koyar. Ben bu yatırımcıyla bu şekilde... üretime şöyle destek, şöyle böyle ama bu yatırımcı tamamen kapalı. Bunu da teşvik şey vatandaşa ifşa edeceksin ki gerekli noktayı da koysun. 6. yılımıza girdik bu projemizde. Şu anda kooperatifler de kuruldu. Eksiğimiz bir tek iş planları yapıldı. Bir tek eksiğimiz kısmi bir finansman desteğidir. Kısmi bir finansman desteğidir. Hep birlikte hareket halindeyiz. Ekime en azından zeytin ürününü yağ, çakistes, ne derdik, küp zeytin olarak piyasaya getirmeye çalışıyoruz. Hasatlar başladı zaten. Ekim'de başlar. Ekim'de bölge bölge başladı yani. Evet ama şeyde değil. Bizim herhalde... zeytinde değil. Bizim zeytinde yerli zeytinde değil. O doğaya uyumlu zeytinde değil. Ekim'de bizim hazır olmamız lazım. Zamanımız kalmadı. 5 yılın sonunda 6. yıla başlarken bu işi başarmak istiyoruz açıkçası. Her şeyle de hazır her şey. Kısmi bir finansman bakın. Kısmi bir finansman. O da geriye ödenecek şekilde bir finansmandan söz ediyorum. Çünkü üreticinin durumu ortada. Bizim de gücümüzü aştı artık. Bizim gücümüzü de aştı. Yoksa ne olacak? Toplumsal bir görev yerine gelmiş olacaktı. Zaten o para da yerine girmiş olacaktı ama kısmi bir finansman desteği bizi duyan varsa da Bir hissacık lazım. Evet. Ve yazık olur aksi takdirde seneye kalır. Ama ne kadar erken de başlarsa o kadar iyi olur sonuçları. Ne kadar. Ve moral olur. Herkes daha çok zeytin eker. Herkes daha çok işine sarılır. Memleketin şekli değişmeye başlar. Birçok insan da örnek alır. Değil mi? Başarı başarıya getiriyor. O kadar da önemlidir yani. Yani aslında bazı şeyler uzattığınız zaman tutarsınız ve değiştirmeye başlarsınız. Bu da öyle bir meseledir. Biraz önce konuştuğumuz meseleler böyle meselelerdir. Örneklerdir çünkü bunlar. Ve tetiklenir. Lefkesine kadar tetiklenir. İşte girmesine kadar tetiklenir. Mutlaka. Üretici ürettiğine pazar bulduğunu bilirse, Değil üreteceğine mi? De pazar bulacağını bilirse, Değil ona mi? Uygun yatırımdan da çekinmez. Tabii. Zaten ekonominin özü de bu. Arz talep. Ve hep söyledim zaten. Daha önce hayal gibiydi. Biz Orta Doğu ülkelerinin gerisinde iş gücüne katılım açısından. %48-49 depoyu da yaptı. Aynı rakam Doğu Akdeniz'de yaptı. Aynı rakam. Yani biz iş gücünü ne katılımı sağlayamıyoruz. Bu bir tanesi üretimin bu halde olmasıdır bir tanesinin sebebi. İkincisi de mesleki eğitimin henüz daha yeni öneminin anlaşılmasıdır. Bu iki nedenden dolayı iş gücüne katılım Orta Doğu'nun gerisindedir. İş gücüne katılımı siz sağlayamazsanız parayı nasıl tutacaksınız? Paranın çevrimini nasıl sağlayacaksınız? Satın alabilirliği, harcanabilirliği nasıl sağlayacaksınız? Çalışmayan bir toplum nereye gidip harcayacak zaten? Neyi harcayacak zaten? Mümkün mü bu? Dolayısıyla evet bu çok önemli meseleler. Devletlerin dertlerinin de bunların olması lazım aslında. Bunun üzerinden artık birçok sorunu da çözebilirsiniz o moralle birlikte. Çünkü sizin yapacak bir şeyiniz olur. Yapacak bir şeyiniz olduğu zaman da çok daha çok işe sarılırsın yani bu böyle. Ve o yaygın söylemin de doğru olmadığı yani zaten Kıbrıs kabul Türk'üne hiç kabul etmedi. Yol çiz, üretir. Üretimden korkmaz. Yeter ki üretip de batacağını düşünmesin. Evet, onu da söyleyeyim. Yani biz de moral doluyuz ama ille de başarmak istiyoruz ve tedirginiz yani. Onu da söyleyeyim. Bizde nefesler tutuldu şu anda.
Çünkü sorumluluk büyük. O anlamda yani sorumluluk büyük. Büyük konuklu Çayırovalı'yı, Sazlıköy'ü nasıl tarif ediyor kalkınmayı biliyor musun? Zeytinlik alanların büyüklüğüyle. Zeytin sayısıyla artık. Evet. Ama bu 5-6 yılın sonucunda bunu bu şekilde tarif etmeye başladı. Israrlı bazı çalışmaların bir noktaya gelmesinden dolayı bu şekilde tarif etmeye başladı. Yani konut sayısı hatta onda öfke uyandırıyor artık biliyor musunuz? Diyor ki konut da olsun ama planlansın ve benim zeytinliklerimin içerisine girmesin. Bilmem anlatabildim mi? Üretim alanlarımızın içerisine girmesin. Ama neden? O zeytinin artık bir değer olduğunu gördüğünden dolayı böyle düşünüyor. Yaptığı zaman o faaliyeti artık kazanma ihtimalini gördüğü için böyle diyor. Bir de kazandığını düşün. Bir de başardığını düşün. Tabii. İşte, Mehmetçik içinde. Herkes içinde bu. Tabii ki bu işsizliği de azaltacak. Bu üretimi yapan yarın evlatlarına bunu bırakıp devam ettirecek. Ama bugün üretimle uğraşan, iştigal eden insanlar çocuklarına bu işleri bırakmak istemiyor. Tabii ki. Hep öyle. Hatta bir kahvede karşılaştık onunla. İşte işsizlik konuşuluyor, devlet işe almıyor falan biliyorsunuz. Siz de bizim kadar geziyorsunuz, hatta daha çok geziyorsunuz. Daha çok devletin yaptığı istihdamlara gelir iş değil mi? Evet. Bir de aldıkları ücretlere gelir. İki tane şey. Tabii. Ve biz bir öfkeyle büyük konuklara şunu söyledik kahvede. Ya 2000 lira alacaksın, 2500 lira alacaksın. Allah aşkına 12'yi çarp, 2500 de 30 bin TL'dir. Senin orada 50 tane zeytin ağacından elde edeceğin gelir, şu andaki şartlarda bile 50 bin 60 bindir. Düşünebilir misiniz? Yani ve biz bunların tabii şu veya bu nedenle farkında değiliz. O farkındalığı işte yaratmak lazım ki yaratılabilir işte. İki tane örneğimiz var zaten şu anda elimizde. Hem de bölgesel olarak. Yani Mehmetçik derken çevre köyleri, büyük konuk derken de çevre köyleri olarak. Yani karpazın yarısı alan olarak da daha fazla hatta. Böyle bir durum. Yani yeter ki gösterilsin ama. Peki. Ve samimiyetle çalışılsın. Çok teşekkür edelim. Ben de teşekkür ederim. Katkı koyduğunuz için programa yeniden birlikte olmak üzere. Somut şeyler konuştuk. Ben de teşekkür ederim. Resmi çektik aslında. İçinde bulunduğumuz resmi çekip bunu yorumlama şansını yakalamış olduk. Umarım o işin özü planlama, o planlama noktasında gerekli adımları atarız. Evet. Bu yasal noktayı da daha çok mecburen mücadele etmeye devam diyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Sayın Hürrem Tulga ile birlikte olduk. Bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü ve zaten sohbetimizde ülkedeki bu ekonomik gidişatın birazcık içerisine dalmış olduk. Nasıl işlediğini ve neler yapılması gerektiğini konuştuk. Bugünü noktalıyorum. Noktalarken de hatırlatmamızı yapalım. Yarın Halk Meclisi programında Hisarköy'de olacağız. Saat 20.30 itibariyle köy meydanında. Tüm bölge halkını, sadece Hisarköylüleri değil, yakın bölge halkında oraya bekliyoruz. Onu hemen söyleyelim ve bugünü noktalayalım. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi günler.